Ben Dani Lozana, Floransa da doğdum. 4 yıl önce Giresun'a damat doğdum. Hadi gidelim. Koşayım, Karadeniz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi ise dostum Wilco ile Anadolu'yu keşfediyorum. Hadi kapıdan gidelim. Neden Anadolu'yu geziyoruz? Hem bu coğrafyanın güzelliklerine hem de Avrupa Birliği'nin Anadolu'da destek verdiği projeleri inceliyoruz. İtalya'da en çok bilinen Türk kenti Giresun diyebilir. Neden ise Giresun fındığının neredeyse tamamı İtalya geliyor ve çikolata oluyor. Giresun benim de ikinci memleket sayılır. Çünkü ben Giresun damadayım ve bu hafta Wilco ile memleket geldim. Giresun karşılama yapalım mı? Biliyor musun Wilco? Yok. Bu şey dün müzik. Dün. Tabii gire. Ben oynadım. Sen oynadın. Tabii gire. Bir dakika ya. O zaman çünkü ben o yok. Benim tamam. Böyle bir... Sen beni bak Wilco. Tamam bakacağım. Hadi göster. Bana bak ben hazırlarım. Karadeniz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hadi ama gidelim fındık koparalım ha. Ya yeni başlıyoruz ya. Wilco'cim. Evet. Artık bir zamanı geldi. Fındık toplama gidelim mi? Arkadaş gerçekten gideriz ama zorla ayrılıyorum ya. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok... Sağ olun. Gerçekten sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Abla görüşürüz. Bak Karadeniz bu. Valla değil mi? Bir şey evet. Var ya gördün mü? Neredeyiz?
Bu cennet mi geldik acaba? Evet. Çok güzel. Fındık cenneti ya. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, buyurun. Sağlam bir bahçe ya. Bahçe çok güzel ama bu sene verim yok. Az. Ya neden olmuyor? Bu sene neden olmadı? Havaların soğuk gitmesi. Ha, bir de bu küf, hava göre ya. Küf olayı var ya küf. Aha. Ondan dolayı. Olsun abi. Bereket de olsun. Bir sene sonra tabii, iki kat olacak inşallah. Allah bereket versin. Tabii tabii. Tabii ki de abi. Kesinlikle. Tabii. Şimdi Giresun'da bir borsa, bir fındık borsası evet, var. Evet var. 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 Siz orada üye olarak yani destekliyor musunuz? Tabii, yani, tabii destekliyoruz. Ben oranın borsanın artı üyesiyim. Hem ha, bu üyesin. Üreticiyim. Evet. Üreticiyim hem de bunun ticaretini yapıyorum. Avantaj olarak ne var orası? Yani üye olmak, orada sizin fındık vermek avantaj olarak ne en var? En azından fındığımızın kalitesi bozulmuyor da. Depolar güzel. Tamam. Evet, depolar güzel. Biz de sonra gidelim bakalım. Çok merak tabii ediyorum ki, bu evet, borsada. Evet. Abi bir şey sormak istiyorum. Evet. Burada herkese tekrar kolay gelsin. Gerçekten evet. Müthiş. Bu senin evet. Aile mi? Benim aile. Kızım, kardeşim, akraba, komşular. Komşuyorum herhalde. İmece, imece usulü. İmece. Abi bu fındık toplarken var mı evet. Güzel bir şarkı? Güzel şarkı var. Ay söylesene abi. Vallahi ya. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Eşrefin yarası anam doktor sarıyor. Eşref'in annesi yanmış ağlıyor. Atma hakkı atma anam pişman olursun. Giresun beylerin anam rezil olursun. Abi güzel bir ses var ha. Tamam. Aferin ya. Bir tamam. Akış yapalım abi. Ay. Gerçekten. Ağzını sanık ya. Teşekkürler. Çok güzel yani. Hadi Viku. Evet. Sen de söyle şimdi. Biz toplama devam ediyoruz abi. O tamam. Sürekli böyle bir paz veriyor yani. Sen söyle yani. Artık senin şey. Önünüze beni. Toplandı fındıkları. Söyleyeyim mi? İşte. Hollandalı'dan geldi. Giresun fındık topluyor. Maşallah Viku. Maşallah Viku. Abi bu şimdi biz doldurduk. He. Tamam mı? Onu götür doğru harmana. Hoş bulduk. Oh. Maşallah. Abi bizde bak fındık nasıl toplanabiliriz öğrendi. Burada koyduk. Buraya koyduk. Tabii ki burada toplandık. Çünkü kurutma gerekiyor. Şimdi kurutma bundan, gerekiyor. Bundan sonra önce kurutmadan önce patoz var. Patoza veriliyor bu dış zırhından ayrılıyor. Ondan sonra kurutuluyor. Ve bu güneşe serilip kurutuluyor. Ve sonra satmak lazım. Tabii ondan kurutulduktan sonra satılıyor. Sen bu konuyla bizi yardım edebilirsin. Tabii yani bizim şu anda Giresun Ticaret Borsası'nın bir lisanslı depo projesi var. Var yani. Borsa projesi var. Bu üreticiyle alıcıyı biz orada buluşturuyoruz ve orada ürünü lisanslı depoya da koyabiliyor, isterse satabiliyor anında. Ama tabii bütçeyi 11,5 milyon avroya buluyordu bu proje. 2008'deki İPA Rekabetçi Sektörler Programı'nda de bu hibe duyurusunda başvurduk ve 9,45 milyon avroyla Avrupa Birliği'nden destek aldınız. Evet. Oh, çok güzel yani evet. Gerçekten. O enteresan ama Avrupa Birliği fındık destek verdi. Abi ama sağlam bir bağlantı var. Çünkü evet, yani evet. O fındık yani İtalya'ya gidiyor. Biliyorsun. Biliyorsun. Kim abi ne kadar, İtalya ne kadar satın alıyor Türkiye? Bütün Türkiye. Türkiye ihracatının yani en büyük alıcısı olan İtalyan bir firma %40'ını almakta. Böyle bir projeye başvurmak zor mu? Aslında zor değil ama projeniz çok her yeriyle tam olması lazım.
yani bütçesiyle, fizibilitesiyle, hepsiyle. Avrupa Birliği'ne başvurduğunuz zaman Hibe Alman... Bence şey geldi abi, sizden. Patoz dediğimiz cihaz var. Patoz geliyor. Hibe almanız zor değil. Ama yeterli yani amaçları, beklentileri iyi oturmuş bir proje her zaman hibe olabilir ABD. Yani Giresun'da, ya pardon, Karadeniz'de sizin borsa gibi o kadar modern bir borsa yaptınız ki dediniz. Başka böyle yer borsalar var mı? Fındık'ta şu anda yok. Sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk yapılan borsa ve lisans depo. Bu o proje. Zaman yani böyle bir ilk olarak şimdi ilgili çekiyor mu? Yani insanlar geliyor mu sorularıyla? Yani biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Tabii, nasıl? Tabii geliyorlar. Diğer borsalar da ilgileniyor şu anda. Onlar da bu tip şeyler yapmak istiyorlar. Bak, kocaman bir makine geldi. Geldi. Bence artık biz için yeni böyle evet çalışmak gerekiyor. Ya çok merak ediyorum. Patos makinesi. Patos geldi. Hadi Patos'u çalışalım. Patos. 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 Ha, Patos. Tamam, o pardon. Patos arkadaşım aşağı. Patos. Hadi çay ver. Hadi tamam. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet. Ama sonra şey gitmek istiyorum abi. Tesislere. Evet. Şey gidelim abi. Bu şey. Borsa. Tabii ki. Evet. Giresun, fındık, borsa. Gitmek istiyorum. Benim memleket Bursa var. Abi. Ben ne diyor? Fındık Bursa. İlk dünyada ana ilk. Yine senin meşhur ya şov mu yapacağız ya. Yani? O adam fukur böyle bir heyecan var ki yani anlatamam o yüzden. Fukur geliyor o ya o sorular. Ama abi ben burada gerçekten duygusal davranıyorum abi. Ben şey burada biliyorsun benim memleket ya. Evet. Duygusal böyle görünce böyle güzel bir proje görünce. Yarı bulanacak mısın yani? Bulanacak tabii ki de yani ama çünkü çok sevdi yani. Yani burası Yin ve Yang var. Yin ve Yang. Evet. Abi kaç tane silosu var burada? 24 tane silo var burada. Her biri 600 tonun üzerinde alıyor. 600 ton. 650 ton. 600 ton, 6 milyon, 12 milyon. 16-17 arasında oluyor yani. Maşallah. 16, o kadar çıkıyor mu Giresun'dan? Metreküpü 450 kilo ile 550 kilo arasında değişiyor. Büyüklüğüne göre, yıla göre değişiyor bu rakam. O yüzden bir borsa gerekiyor. Tabii. Abi tam bu borsa nasıl işletiyor? Bana anlatar mısın lütfen? Böyle bir şey, benim Türkçe biliyorsan biraz zayıf ya. Şimdi üretici buraya geldiği zaman biz tartım işlemlerini yapıp, analiz sonuçlarını, analiz işlemlerini yapıp bunları kabul ettiği takdirde biz burada kalite sınıfına göre depoluyoruz. Ve bunun karşılığında da üreticiye bir ürün senedi veriliyor. Bu ürün senedini istediği zaman bankadan kredi kullanabilir, istediği zaman satmak istediği zaman da borsa sanat salonuna gelip oraya bildirip ben satmak istiyorum dediği zaman ekrana çıkıyor. Orada alıcılar, tüccarlar elektronik platformda fiyat verip 10 dakikalık seanslarda satışa işlemi gerçekleşiyor. Bu fiyatı da kabul ettiği takdirde üretici borsada işlemleri yapılıp satışa sunuluyor. Biz bu süre zarfında lisans depoya teslim etme ile satış arasındaki süre zarfında biz bu sistemde o fındığın bütün kalitesini korumuş oluyoruz. Ve
ağabeyse bu depo siz de şey Avrupa Birliği'den destek aldınız ya. Evet. Bu depo yapmak için Avrupa'dan siz ne kadar para aldınız? Depo kesimi için yaklaşık 5-5,5 milyon euro arasında. Borsa binası için de 4 milyon euro. Anladım. Bu herkes için bir win-win yani kazan durumu oluyor. Evet. Yani sadece çiftçi değil ama aynı da satıcı yani pazara göre bence iyi. Peki. Sen niye şey giyiyorsun Biko? Kafaya koydu yukarı çıkacak. Ne yaptın? Oraya gireceğim. Geliyor yukarıda. Musun? Geliyor musun? Asansör yok mu abi? Sen yok, merdivenle tırmanacaksın. Merdiven pardon. Merdiven. Kaç metre dedi? 21 metre. 21 metre. 21 metre. Ya abi yemek istiyorum fakat beyefendi bana şey birkaç tane özel şey fındık kaliteli yazdırdı. Böyle bir tadını. Bir de çay da içeri. Ve bir çay içeri. Ben tadına bakmak istiyorum. Tabii ki de sakacağım senin için. Sen korkma. Sen bir de bu bak. Biz şey hemen geliyoruz İlkocuğum. Giresun havası var ya Biko. Evet ya. Ya seviyorum burası ya. Evet. Ben ilk defa değil ama daha önce geldim. Evet. Kabul ediyorum. Giresun bir tutku var yani. Yani. Bilmiyorum belki fındık olabilir. Çok da fazla yeme. Evet acayip protein var. Ama çok güzeli. Burada yedi fındıkları hayatım yedi en güzel diyebiliriz evet. Yani. Evet. Müteşem abi. Ve özellikle sana bir aile benim... Aileden bir parça seni tanışmak istiyorum. Aynı zamanda yeni de gitmek istiyorum. Çünkü eşim biliyorsun. Bulanacaktı. Evet. Biliyorsun Bulanacak gidelim mi? Ziyaret edecek miyiz? Tabii gidelim. Abi tabii çok gidelim. Güzel. Ama o zaman biraz alışveriş yapacağız. Tabii yani gidelim. Böyle boş elleriyle gelmeyeceğiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Gidelim. Biraz evet. Da şey. Güzel şeyler orada. Elinde boş gitmeyelim. Tek problem var burada. Sadece fındık satıyorlar ve orijinal otantikiyle bir şey gelmek gerekiyor. Bir bakalım evet. Ne bulanabiliriz yolda. Sen tabii ki yani sonra kıyafet değiştireceksin. Biraz değiştireceğim. Biraz evet, değiştireceğim yani. Çünkü sen İtalyansın yani onlar... Yok. Önem veriyorlar. Saygı göstermek için. Aynen evet. Gidelim mi? Tamam gidiyorum. Gidelim. Acaba dedi acaba bir şey. Ne alabilirim acaba? Var mı bir fikir? Ya genel olarak pasta yetiyor ya. Böyle güzel pasta. Bir pasta alırız. Alman pastası var. Evet. Aynen. Bir tane de bir bakalım tabii, ya. Şöyle. Sağ olun. Usta bu ne? Abi bir tane paket yapalım. Tamam mı? Kolay gelsin. Ne bekliyorsun? Geldik biz ha. Merhaba. Hoş geldiniz. Bak, hoş Burancak. Geldiniz. Burancak geldi. Oy hoş geldiniz. Anne nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sefa geldin. Bizim bir... Merhaba. Buyurun. Yukarıda gidelim. Ben sizin için küçük bir şey aldım anneciğim. Ama niye zahmet ettiniz? Merhaba tekrar. Merhaba. Hoş bulduk. Ne haber? Buon appetito, buon italiano Giorgio, ma buon appetito. Gerçekten müteşem yani, eline sağlık yani. Afiyet olsun. Anne ne güzel bir şey ya. Bu da çok güzel. Teşekkürler. Sen bütün kebaplar o kadar doluyor musun? Yani de hepsini yiyecek misin? Tamam birazdan ben sana vereceğim. Tamam. Şey inanılmaz yani gerçekten inanılmaz. Yani başka bir
Kelim yok. Zaten benim Türkçe o kadar. Söylemeyeyim yani. O zaman vedalaşalım mı? Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi kapıdan girelim. Fındık reis. Ya. Reis, teşekkür ederiz kaptan. Abi teşekkürler. Eyvallah. Süpersin. Sağ olun. İyi adam abi. Ya, iyi adam. Ya güzel böyle küçük. Bak, Anadolu tarafta misafirlik bir şey var ve gerçekten öyle ama... Karadeniz'de de var. Var, var. Gerçekten var Vikocuğum. Ha, yani bir ülke abi yani o misafirperverliği her yerde var burada. Bak, sana fındık kralı bir tatlı yapacağım. Süper. Sabırsız bekliyorum. Ya, krokan. Ne? Bir krokan yapacağım sana. Fındıklı bir krokan. Ben sana yardım edebilir miyim ya? Böyle kenarda güzel bakıyorum, duruyorum. Yok, yok. Şimdi beraber böyle biraz fındık hazırlayalım Vikocuğum. Kesmek gerekiyor mu? Kesmek ama ben şey, toz ve küçük parça istemiyorum Vikocuğum. Büyük. Böyle bir yarım olabilirse süper olabilir tamam, yani. Tamam. Ya benim memlekette nasıl Vikocuğum? Abi ya çok güzel ya, çok güzel. Senin aile ne kadar tatlı insanlar ya. Evet ya gerçekten. Of, neler neler yaptılar biz için. Sorma, üzülüyorum. Biraz uzaktan çok görüşmüyoruz. Ha. He? Ama mesafe var ya. Var tabii ki de, tabii yani ki yani böyle yan... İstanbul'un böyle bir saatlik bir yolculuk değil. Şey, normal. Bak İtalya'da benim anne biliyor musun ne dedi bana? Ya? Bir gün şey dedi. Anne vallahi seni çok özlüyorum ya. Bana dedi ya, çünkü biz uzaktan oturuyoruz. Yakın olsa biz de annemlere diyeceğiz yani. O için, o da var yani, pozitif bir şey yani. Şey hakkında çok merak ediyorum yani, o borsa açılıyorsa orası nasıl olacak? Değil mi? Avrupa Birliği destek, verdiği proje destek bence çok başarılı olacak. Çok güzel. Gerçekten yani. Sen bu kale hikayesi biliyor musun Vikocuğum? Ya çok da fazla bilmiyorum. Sadece 1300 yıl yapılmış bir kale. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1912 civarı galiba bayağı zarar görmüş. Ama o kadar. Eskiden orada bir kilise var içinde. Şimdi cami oldu. Bodrum'da varmış ama hikaye olarak bilmiyorum. Anlat bakalım. Yok bilmiyorum ki ben sana. Şey düşünüyorum yani şimdi bir hikaye geliyor yani böyle. Yok, tarihçi Dani Lozan'la. Yalan söylemeyeyim yani hiçbir bilgi yok yani. Ya yani normalde bir güne kadar bütün yere gezdik yerde hep böyle bir şey var. Bir tane kral var. Bir tane kızı var. Ha, yok. Kızı şey dedi. Öldürecek o zaman. Yılan ya bir. Krallık şey yok. Kale yaptı. Burada yok. Sonra bir tane sepeti geldi. Yok. Burada yok. Şimdi burada biraz soğutmak lazım. Bitti mi? Vallahi bir şaka yapmam. Sonra kolay bir yemek demedi mi? Dedin ama yani o kadar bilmiyordum. Çok kolay bir şey. Evet. Aynı zamanda bir de çok dikkat edin. Çünkü rengi bir insan içinde değiştiriyor ve şey oluyor. Ya ve şey o çok şeker ayrılabiliyor. Yani şeker böyle parça olabilir. Tabii o de. Çok kötü. Çünkü o çok kötü. Pis bir tencere kullanıyorsan unut. Veya karışınca daha eritmediği şeker karışmak başlayınca şey parça kalıyor yani. Tamam Vikocuğum, olmuş. Güzel.
şimdi burada. Hemen serpiştiriyor. Ben burada limon ile. Bak bu bilmiyordum. Bu şey en aroma veriyor. En yoksa başka bir türlü şimdi dokulamaz, anladın mı abi? Evet. Bir 5 dakika verelim. Bir koyayım. Tamam. Bundan sonra keseceğim. Olur mu? Olur. Olur. Hani zamanda hazır ele malzemeler senin yemek yapmak için. Tamam. Ne diyorsun? Tamam. Tamam. Süper o zaman. Süper. Bekocuğum, ne yemek yapacağız? Ben hamburger yapacağım. Ama vejetaryen. Kabul ediyorum. Evet. Bugün her şeyi kabul ediyorum. Mutluyum. Vay be, ne kadar şanslıyım. Burada garnitür olarak biraz makarna var. Ya ben evet, yani spagetti hazırladım. Çünkü yani bu uzun sürüyor ve herkes o biliyor. O yüzden bu yapmak gerekiyor. Ya sende bir rica var. Tabii ki. Şimdi ben küçük böyle bir seri domates buldum. Gördün. Bahçede, o fındık bahçesinde. Abi yani bu domates mi? Bu bir adam atarsın ne olacak? Yani benim kafanın yarısı ya. Kafanın yarısı. Yani Karadeniz toprağı o kadar verimli ki. Baksana ne kadar verdi. Ay, evet, dikkat et. Çok güzel ama. Sen odan bir sos yapabilir misin lütfen? Sos tam böyle şey, çok ince ince gerekmiyor. Yani böyle küçük kesiyorsun. Sarımsak yok mu Bikocuğum? Sarımsak yokmuş. Sarımsaksız istiyorum. Sarımsaksız istiyorum tamam. Çünkü yani bizim ekipten birisi biraz sarımsağının hassasiyet var. Ve o yüzden ya dedim yani bugün sarımsaksız yapacağım. Çünkü abi bu Türk bayrağının kırmızısı ya. Baksana yani orada bayrak var. Orada evet, şey evet, gördün mü yani aynı renk. Baksana tam abi. Aynı ya, birbiri aynı. Süper. Farklı farklı çeşit kuru yemiş kullanıyorum. Yani şey fındık, fıstık olabilir, ceviz olabilir. Ne istersin, badem olabilir ama bu dönem ağırlık olarak tabii ki fındık kullanacağız değil mi? Aşağı yukarı böyle bir şey tarifi var. 300 gram fındık, fıstık vesaire, 2 tane yumurta ve aşağı yukarı bir 100 gram galeta unu ya eski ekmek varsa o zaman şey, o böyle tozluyorsun, karıştırıyorsun. İçine maydanoz, tuz, karabiber, bitti. Kolay ve lezzetli işte yani. Daha evet. Ne isteyebilirsin ki bir koyayım. Ve vejetaryenler için muhteşem çünkü bir yani protein bombası. Bir kocim. Oh. Krokant olmuş sonra. Oh. Güzel güzel yavaş yavaş. Nasıl bir fındık kokusu geldi. Evet. Evet. Şimdi. Ben sana böyle bir Giresunlu keşap yaptı. Vaa. Oh. Abi sen harika bir adamsın ya. Bak. Bir kocam, ha? Süper. Giresun keşap. Bu süper. Tamam olmuş. İyi bakmak gerekiyor. Ben bir yumurta kullandım. Belki bir yumurta daha kullanmak gerekiyor. Çünkü güzel böyle bir tane şey. Yani burger yapmak gerekiyor. Yaptın. Hadi şimdi bakarız. Olacak mı? Pişirelim. Ben bir kocayım. Sen bu yaparken bu... Sen keseceksin galiba.
Çok güzel görünüyor. Ve çok lezzetli görünüyor bir kuşum. Bence... Tam böyle vejetaryen. Evet. Burada et arkadaş yok. Ama hafif bir yemek değil değil mi? Bu. Değil canım çünkü... bayma. Olur mu? Nasıl hafif ha? Bu ağır bir yemek. Tabii iyi de. Evet. Ama o yüzden... Tam yağlı. Ya şey bir hamburger olarak yapabilirsin. Yani hamburger ekmeği, ekmeğiyle. Küçük köfteleri ama... de yapabilirsin. Evet. He, bir kuşum. Ve spagettinin üstünde böyle sos birlikte bence gayet güzel. Sevmiyorum ama bu sefer bir maydanoz koyuyorum ya, yeşil olsun. Yeşil olsun, yeşil olsun. Bir elini sağlık. Yeşil olsun. Oturalım mı orada, beyaz yemek yiyelim mi? Oturacağız çünkü yorulduk. Çok yoğun bir program oldu. Gel. Değil mi? Hadi ama gidelim. Güzel yaptık. Elini sağlık. Tamam. Haydi. Vallahi. Sonraki sefer görüşürüz.